İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri 2. bölüm. Anadolu'da yetişen büyük velilerden. Babası Mustafa Efendi aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi 1650 Hicri 1061 senesinde İstanbul Esirhanı'nda çıkan büyük bir yangında evi ve eşyası yandığından maddi sıkıntıya düştü. İstanbul'u terk ederek Trakya'da bulunan Aydos kasabasına yerleşti. İsmail Hakkı Bursavi 1652 Hicri 1063 senesinde pazartesi günü Aydos'ta doğdu. 76 yaşındayken 1725 Hicri 1137 senesinde Bursa'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. İsmail Hakkı Efendi Bursa'ya gittikten bir süre sonra hocası tarafından Üsküp şehrine gönderildi. Burada insanlara vaaz ve nasihatte bulunmaya başladı. Bu sırada hocasının şu mektubuyla talebe yetiştirmeye başladı. Oğlum Şeyh İsmail Efendi, aklen ve dinen güzel ve beğenilmiş olan şeyleri yapmalarını halka söyle. Kötü ve beğenilmeyen şeyleri yapmaktan onları men et. Kalem suresinin 48. ayetinde yer alan hitaba mazhar ol.'' sabırlı ol, şükredici ol, gecelerinde ibadet et, gündüzleri oruç tut, müttaki ol, kötü zanna sebep olacak, töhmet altında bırakacak yerlerden sakın. Şayet böyle yerlere davet olsam bile gitme. Nasıl olursa olsun, halkı ilme ve amele davet eyle. Onları itikadi ve ameli yönden terbiye eyle. Yanında bulundukları, ve bulunmadıkları zaman, onlar hakkında iyi konuş. Ne şekilde olursa olsun, kendi varlığını ortaya koyma. On sene, Üsküp'te kalan İsmail Hakkı Efendi, 1685, Hicri 1096 senesinde yine hocasının emriyle, Tekfur Dağı yoluyla Bursa'ya gitti. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, İnsanlar, ezan okumanın ve cemaatle namaz kılarken ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilseler, bunun için birbirleriyle mücadele etseler, sonra kura çekmekten başka çare bulamasalar, kura çekerlerdi namazı ilk vaktinde kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, ona koşarlardı. Sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, dizleri üstünde emekleyerek de olsa gelir, cemaatle kılarlardı. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, bir gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.'' Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Saflarınızı düzgün tutun. Omuzlarınızı aynı hizaya getirin. Namazda yanınızdakine yumuşak davranın. Onları incitmeyin. Aradaki boşlukları doldurun. Zira şeytan tıpkı koyunun küçük kuzusu gibi aranızdaki boşluklarda dolaşır şeytana girebileceği boşluklar bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allahü Teala ondan razı olur. Kim de saflarda boşluk bırakırsa Allahü Teala ona gazap eder. Mümin bir kula ölümünden sonra sevabı ulaşacak iyi amellerden bazıları şunlardır. Öğrettiği ve yaydığı ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, varislere bıraktığı Kur'an-ı Kerim, yaptığı cami, yolcular için yaptırdığı misafirhane, açtırdığı kanal veya sağlığında malından verdiği sadaka. İşte bütün bunların sevabı kendisine ulaşır. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bir kul komşusu zararından emin olmadıkça kamil mümin olamaz. Kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allahü Teala'ya inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Allah yumuşak huylu, tok gözlü zengini sever. Çirkin konuşan, günah işleyen ve ısrarla dilenen kişiyi sevmez. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için ilim öğrenmek maksadıyla yola çıkan bir kimseye Allahü Teala cennete giden bir kapıyı açar. Melekler onun için kanatlarını yayarlar. Ona gökteki melekler ve denizdeki balıklar dua ederler. Alimin abide üstünlüğü gökteki dolunayın en küçük yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş para bırakmazlar. Fakat ilim bırakırlar. Böyle olunca ilmi olan bu mirastan hissesini almış olur. Bir alimin ölümü telafi edilmeyen bir felaket, kapatılamayan bir gediktir. O batan bir yıldız gibidir. Bir kabilenin ölümü, bir alimin ölümünden daha ehvendir. İnsanı tehlikeye düşüren yedi şeyden sakının. Onlar Allahü Teala'ya şirk koşmak, sihirle uğraşmak, haksız yere Allahü Teala'nın yasak ettiği cana kıymak, faiz yemek, Haksız yere yetimin malını yemek, savaşta düşmandan kaçmak ve tertemiz, namuslu mümin kadınlara iftira etmektir. Üç kişinin duası kabul olur. Babanın çocuğuna yaptığı dua, seferde olanın ve zulme uğrayanın duası. Birbirinize iyilik ve hayırlı işleri tavsiye edin. Kötülüklerden ve zararlı şeylerden birbirinizi koruyun. Cimriliğin çoğaldığı, nefsi arzulara uyulduğu, ahiretin unutulup da hep dünya için çalışıldığı, herkesin kendi kendini beğendiği zamana ulaştığında kendi kendinizi düzeltmeye, kötülüklerden kendinizi korumaya çalışın. İnsanları bırakın. Onlara uymayın ileride zor günler yaşayacaksınız. O zamanlarda kötülüklerden kaçınmak, elde ateş tutmak gibi zor olacak. O günlerde faydalı işler yapan, Müslümanca yaşayan, aynı işleri yapan sizden, elli kişinin kazandığı ecir ve sevabı kazanacak. Dünya tatlı ve çekicidir. Kim helalinden kazanırsa, Allahü Teala malına ve kazancına bereket verir nefsinin arzularına uyup ahiretini ihmal eden birçok kimseler için kıyamet gününde ateşten başka bir şey yoktur. Kim kalbini tamamen dünya sevgisine kaptırırsa üç şeye müptela olur. 1. Yorgunluğu bitmeyen çırpınma. 2. Ne kadar kazansa doymayan hırs, tamah. 3. Bitmeyen Emel ve arzu dünya hem taliptir insanı kul eder hem de matluptur insana hizmet eder kim ahireti unutur dünyaya talip olursa ahiret onu talep eder ve onun canını alır kim de ahireti isterse rızkını bitirip ölünceye kadar dünya ona hizmet eder İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kendisi şöyle anlatır. Allahü Teala adet ilahiyesi üzerine beni bulunduğum dereceden daha yüksek bir dereceye yükseltti. Daha önce sahip olmadığım bir meziyeti kalbime akıtarak beni ilim ve irfan sahibi eyledi. Allahü Teala'nın bu şekilde derecemi yükseltip bana ilim ve irfan ihsan etmesi yedi senede meydana geldi. Fakat bu feyz ve yüksekliğe kavuşmak, başa gelen bela ve musibetlerin, meşakkatlerin acısını tatmaya bağlı olduğundan, pek çok meşakkat ile karşılaştım. Bir taraftan diğer tarafa, bir memleketten başka memlekete gitmek suretiyle, çok meşakkat ve sıkıntılar çektim. Mihnet ve acı, insanı bulunduğu mertebeden aşağı indirmez. Bilakis başa gelen bela ve musibeti kadere rıza ile karşılamak iyi akıbetlere vesile olur. İlk önce yolculuk yaptığım memleket Üsküp idi. Yedi sene sonra oradan Bursa'ya gittim. Yedi sene sonra Kıbrıs'a gitmem icap etti. Yedi sene sonra Harem-i Şerif'e gittim. Yedi sene sonra Hicaz'a gittim. Orada çocuklarım vefat etti. Hac yolunda çok sıkıntılar çektim. Hatta kıymetli kitaplarım ve eşyalarımın hepsi elimden gitti. Bütün bunlar karşısında ilahi emre boyun eğdim. Yedi sene sonra Ebu Yümnün kabrini ziyaret maksadıyla doğum yerim olan Aydos'a gittim. Yedi sene sonra ikinci defa olarak hacca gittim yedi sene sonra Bursa'dan Şam'a gitmem emrolundu. Bütün akrabalarımdan uzak kaldım. İşte birçok musibet ve çilelerle geçirdiğim bu yollar kırk seneyi geçiyor. Allahü Teala dilediğini yapar. Kimse ona bunun niçin böyle yaptın diye soramaz. Karşılaştığım ve çektiğim bu sıkıntılar tamamen manevi işaretlerle meydana gelmiştir güzel akibet ancak Allahü Teala'nın fermanı üzere meydana gelendir. Resulullah Efendimiz benim çektiğim sıkıntıyı hiçbir peygamber çekmemiştir buyurmuştur. İnsana gelen bela ve sıkıntılar kalbi aydınlatır. Bela ve musibet zamanında tecelli ilahi meydana geldiği için kalbi genişler. Bütün bunlardan dolayı en şiddetli meşakkat peygamberler hakkında meydana gelmiştir. Onlarınkinden daha hafifi evliyada görülür. Bu itibarla büyük zatlar hep meşakkat ve sıkıntı çekmişlerdir. Resulullah Efendimiz kendisine çok eziyet ve sıkıntı veren kavmi hakkında ilahi kavmime hidayet eyle. Çünkü onlar bilmiyorlar buyurarak, hidayetleri için dua ettiler. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh, buyuruyorlar ki, dört şey, küçük olsa da onu sakın küçümsemeyin. O küçük görülen şey, sizi yer bitirir. Bir, bir tanesi düşmandır. Nemrut tanrılık iddiasına kalktı. Var mı bana yan bakan dedi. Allahü Teala onun burnuna kanadı kırık bir sivrisinek gönderdi. Sinek orada büyüdükçe Nemrud'un başının ağrısı artıyor, ağrı arttıkça da başına vurulan tokmağın adedi arttırılıyordu. Derken sonunda bir tokmak darbesiyle ölüp gitti. Ne oldu? Kırık kanatlı bir sivrisinek, Nemrud'un hakkından geldi. 2. Bir tanesi hastalıktır. Hastalık ihmale gelmez. Bir küçük çıban çıkabilir. O çıban büyür hastalık olur. Bu hastalıklardan bir tanesi de iftiradır. Bu sözden ne çıkar dememelidir. Bir zaman gelir, çeneler kapatılamaz hale gelir. 3. Bir diğeri borçtur. Biraz borç, biraz daha borç derken, borç dağ gibi olur. İnsanın dünyası da ahireti de berbat olur. Borç varsa ihmale gelmez. Neyiniz varsa satıp o borçtan bir an evvel kurtulmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerine sormuşlar ki dünya olarak en büyük sıkıntı ne olabilir? Buyurmuşlar ki borçlu olmaktır. Borçlu olunca esir olursunuz insanın bütün huzuru bozulur. Peki efendim, dünya nimeti olarak en iyisi hangisidir? Buna da sıhhattir diye cevap vermişlerdir. 4. Bir diğeri ateştir. Bir kibrit çöpü koca bir mahalleyi yakar bitirir. Sakın ateşi küçük görmeyin. Ateşi anında söndürmek lazımdır. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'e kendi görüşlerine, kendi akıllarına göre mana verenler, hüküm verenler kafir olur. Bugün herkes elinde Kur'an-ı Kerim alıp oradan anlatıyorlar. Sen kimsin? Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmak kimdir? Öyle bir Kur'an-ı Azimüşşan ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben bu Kur'an-ı Kerim'i daha indirseydim onun haşmetinden dağ su gibi akardı. Hayat güneşle kaimdir. Güneşin enerjisi olmazsa hayat olmaz. O sıcaklık derecesinde hayat vardır. Ne muazzam olaylar meydana gelmektedir. Güneş her tarafın donmasını engelliyor. Havadaki oksijen karbondioksit oranları güneşin sebep olduğu botanik olaylarla sabit kalmaktadır. Havadaki oksijen biraz yükselse her tarafı alevler sarar. Biraz düşse bu defada her tarafı buzlar kaplar. Güneş demek ki hem insanlar hem hayvanlar için hem de bitkiler için lazımdır. İnsanın hayvandan farklı yanı da vardır. İnsanın bir bedeni var bir de ruhu vardır. Bedeni güneşin enerjisinden kaynaklanan maddi imkanlarla beslemek mümkündür. İnsanın ruhunun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruh, kendisine lazım olan gıda ile beslenmezse ölür. İşte Allahü Teala kullarına ikinci bir güneş daha yaratmıştır. İnsanın ruhunu besleyen, büyüten, hayatta tutan bu güneş Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'dır. Öyle bir güneş ki Adem Aleyhisselam'dan en son gelecek olan insana kadar gelenler hep o güneşten istifade etmektedir. Güneş şuna enerji vereyim, diğerine vermeyeyim der mi? Her zerreye faydalıdır. Cenabı Peygamber aleyhisselatu vesselamın da kalbinden yayılan o feyz, o güneş, dünyaya kim gelmişse hepsine aittir. Herkes bu feyzden faydalanabilir. Güneş enerjisi bibere de gelir, elmaya da gelir. Birisini olgunlaştıkça acılaştırıyor, diğerini tatlılaştırıyor. Aynı güneş, aynı hava, aynı toprak. Yüce Peygamberin aleyhisselatü vesselamın feyzi insanlara kadar ulaşır. Eğer o insanın imanı varsa, bu feyzinden müsait olanlar kabiliyeti kadar istifade eder ve olgunlaşır. Ama bu insan kafirse, feyze almaya müsait değilse, bu defa feyzi alındıkça onun üzerinde zehir olur. Bu durum şeker hastasının şeker yemesine benzer. Onun için Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamdan çıkıp, eshab-ı kiram yoluyla, mezhep imamları yoluyla, evliyalar yoluyla bize kadar gelen bu feyzi alabilenlere afiyet olsun. Birisi diyebilir ki, acaba bu feyzi alabiliyor muyum? Benim kalbim, acaba bu kabiliyete haiz midir? Buna mübarek hocam şöyle cevap veriyorlar. Bir zat hocamıza dediler ki, efendim acaba biz Cenab-ı Peygamber'den aleyhisselatü vesselam feyzi alıyor muyuz? Alıyorsak bunun alameti var mıdır? Mübarek hocam buyurdular ki, kardeşim, Tabii ki bunun alameti vardır. Onun kalbine feyz geldikçe, kalbinde Allah sevgisi artar, peygamber sevgisi artar, Müslümanlara olan sevgisi artar, kitap okuma sevgisi artar, hizmet sevgisi artar. Böylece ahirete yakınlık artar, haramlardan korunur. İnsanın bazen kendisini yoklaması lazımdır. Acaba ben ne durumdayım? benim kalbimin meyli ne taraftadır? İyi tarafta değilse, o gitsin, salih Müslümanlarla beraber olsun. Allahü Teala her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Kalbin feyz alması, kalbe feyz gelmesi, hayat bulması için bazı sebepler vardır. O da din kardeşini sevmektir. Din kardeşini sevmek kadar zor bir şey yoktur. Ama bir seversen, hiç uğraşmadan kendiliğinden hocasının sevgisi gelir. Eğer hocasının sevgisi gelmeye başlarsa mutlaka arkasından Cenab-ı Peygamberin Aleyhissalatu vesselam'ın da sevgisi gelir. En kolay yol budur. O zaman da hiç uğraşmadan insanın kalbi zikretmeye başlar. Ama birinci basamak çok zordur. Orada menfaat vardır. Ne yaparsan yap, arkadaşını sevmeye bak. Hataları görmemelidir. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki, insanın ömrü üç gündür. Dün gitti. Ne yapsanız geri gelir mi? Yarın acaba gelecek mi? O da belli değildir. Gün bugündür. Mutlaka hesap var. En büyük hesap da kul hakkından olacaktır. Ya Rabbi, bizleri Kul hakkı yemekten muhafaza eyle. Amin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Azabını, kudret ve azametini düşünerek Allahü Teala'yı zikrederken gözlerinden yaş dökülen kimseye kıyamet gününde azab edilmez. Üç kimsenin gözleri cehennem ateşi görmez. Bir gazada nöbet tutan göz. 2. Allah korkusundan ağlayan göz. 3. Allah'ın bakılmasını haram kıldığı şeylere bakmayan göz. İsmail Hakkı Hazretleri yine buyurdular ki, Dünyalıklar elinizden çıkınca hiç üzülmeyin. Çünkü onlara bulaşırsanız alim olamaz. Allahü Teala'ya ibadet edemezsiniz. Servet sahibi olanlardan İlimde yüksek derecelere kavuşanlar pek azdır. Zenginlerden ancak ve ancak şerefli, himmeti çok yüksek ve sağlam olanlar ilim sahibi olabilmiştir veya ilim tahsil ettikten sonra zengin olmuşlardır. Malayani'den uzak durunuz, gereği kadar konuşunuz. Söz sırası size gelmeden hiçbir zaman konuşmayınız çok gülmekten ve konuşmaktan uzak durunuz. Özlü, hikmetli söz ve nasihatleri daima hatırınızda tutunuz. Dünya kirinden temizlen. Arzu ve isteklerine meyil zaman onu tövbe ile düzelt. Allahü Teala'nın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin.